Geçtiğimiz hafta yeni eğitim öğretim yılı başladı. Ancak yaklaşık 18 milyon öğrenci için ve onların anne babaları için umuttan çok kaygıyla başladı yeni dönem. Eğitimde 15 yılı özetleyecek olursak kadrolaşma, mevzuat değişiklikleri, cemaatlerle yapılan işbirliği, müfredatı en az 2 kez değiştirme ve 6 kez değişen Milli Eğitim Bakanı. Soruyorum sizlere, bu sistem çocuklarımızda umutsuzluk, velilerimizde kaygı oluşturuyorsa bu vebal kimin? Bu vebalden kurtulmanın yolu bir gecede, artık bu TEOG'u istemiyorum, bu TEOG ne yahu diyerek TEOG'u kaldırmak olabilir mi? Geleceği çalınan nesillerin mağduriyeti bir gün değil, ne yazık ki bir ömür sürecek. Sınavların adının ne olduğu önemli değil. LGS, SBS, OKS, TEOG, bunların hepsi sizin iktidarınız zamanında gündeme gelen sınav sistemleri. Bakın, müfredatı değiştirdiniz. Bilimsel mi? Değil. Laik mi? Hiç değil. Kimden görüş aldınız? O hiç belli değil. Hangi akılla, hangi metotla ve hangi referansla yapıyorsunuz bunu? Kılavuzunuz kim? Lütfen açıklayın, bunu hepimiz bilelim. FETÖ'yle eğitim olmaz dedik. Şimdi de yeni işbirliği protokolleri yaptınız. Kiminle? Ensar'la. Kiminle? TÜRGEV'le. Kiminle? TÜGVA'yla. Bir defadan bir şey olmaz dediniz. Hiçbirimiz unutmadık. Ama her gün, her gün tarikat ve vakıf yurtlarının yeni istismar haberleri gelmeye devam ediyor. Değerli milletvekilleri, artık cahilliğe övgü dönemi bitti. Bizler de artık sadece eleştirmekle kalmayacağız. Eğitim sistemindeki gerici, cinsiyetçi, dogmatik olan bütün içeriği kaldırmak için el birliğiyle çalışacağız. Kiminle çalışacağız? Velilerle çalışacağız. Kiminle çalışacağız? Öğretmenlerle çalışacağız. Kiminle çalışacağız? Bu ülkedeki 18 milyon öğrenciyle çalışacağız. Kiminle çalışacağız? Ayşe öğretmenlerle birlikte çalışacağız. Bu ülkenin çocuklarına bunu yapmaya hakkınız yok. Müfredat meselesi memleket meselesidir. Gelin ortak akılla çağdaş, laik, demokratik eğitim için hep birlikte mücadele